Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Yaşını sormadan geçelim. Yaşın kaç? 20. Sen? 20 abi. Yani bunlar kızların peşin olması gerekirken İzmir'den buraya geliyor. Derse değil mi ona? Evet. Demek ki istesen oluyor değil mi? Ya, koca koca adamlar kabir hepten yaklaştı. Adam zamanım yok diyor. Dizilerden, televizyonlardan zamanı yoktu. Sonra sana ağır konuşuyor. Ne ağır ya? Keşke ben ağır konuşsam da haşirde o karşına çıkmasaydı. Peki, inşallah oradan geldiğinize değecek bir ders olur. Size inşallah geldiğinize göre bu dima yönetiminde serbest bölgeyi özel size anlatacağım biraz. Burada anlatacağım. Madem İzmir'den geldiniz. Bu kafa nasıl yönetiliyor? Aklımızın belası, en büyük aklımızın belası akıldır. Düşüncelerimizden kurtulmak için düşüncelerimiz yetmiyor. Kullanıyoruz ama yetmiyor. Ne işimize yarayacak abi? Ha, aklı nasıl yöneteceksin? Hatırımıza gelen düşünceler, hatırımıza gelen vesveseler neyin nesi? Biz alçak mıyız ki böyle pis hatıralar geliyor? Biz çok mu bozulduk ki böyle ne biçim bir kalp taşıyoruz? Öyle mi yani? Onun çözümü olacak. Bu şey bilinmese şimdi göstereceğim şeyi isterseniz hemen gireyim de ondan sonra konuma başlayayım. Bilinmese ilaca bağımlı olursun. Yani hatırına geleni nereden geldiğini bilmesen onu nasıl yöneteceksin? Hemen ben bir gireyim isterseniz. Ondan sonra başlayayım yoksa sonuna doğru mu yapalım? Sözler 508. Sözler 508'den açıyorum. Oradan gireceğim sevgili kardeşler. Ne diyor? Diyor ki nardan, nar, ateşten, nurdan, bak, nardan, ateşten, nurdan, ışıktan, gerçi ateş de söylüyordu, nar ateş değil. Bak, nardan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, saftan, rahyadan, kelimattan, esirden ve hatta elektrikten vesaire, seyyalat-ı latifeden halk olunan o zihayat ve zişurlara izah edeceğim. Şeriat-ı Garra-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam da bunlar Kur'an-ı Mucizül Beyan bunlara, bu yaratılan mahluklara melaike ve cin ve ruhaniyattır der, tesmiye eder. Bir de okuyorum. Nardan. Nar ateş değil. Nar kızgın alev. Ateş kendisi. Nur ışık değil. Nur ışık demeyin çünkü ışığı ayrıyetten yapmış. Maddenin maddesi. Maddeden yani. Şöyle diyeyim. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah karar verdi bu mevcudatı yaratmaya. Eyvallah. Koy rahat ol. Karar verdi bu kainatı yaratmaya. Kudretiyle yaptı. İradesiyle tercih etti. İlmiyle program yaptı. Hayatla malzeme yaptı. Hayatın mertebelerden geçirerek, yani meratiplerden geçirerek, imbiklerden geçirerek maddeye dönüştürdü. Bu maddesi hayattır. Maddenin maddesi hayattır. Allah hayattan yarattı.
Ben bunu senelerce çok uğraştım. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Dağları, tepeleri, taşları, karı, yolu, arabayı, suyu Allah nereden yarattı diye çok merak ediyordum. Hayatta yaratmış, işaretçiniz de söylüyor. Zaten burada da diyor. Demek ki Allah cinleri, şeytanı, melaikeyi, dört önder, ruhaniyatı. Şeytan, cin, melek, ruhaniyatı. Allah narda yaratıyor. Nar. Nar o alev. Şey ise, ateş ise o yakma şeyi. O alevin kendisi bir de yakması var. Ayrıdır o. Mesela gece alemi karanlık değil. Gece alemine karanlık örttü der. Usta şöyle diyordu. Gece alemi karanlıktı diyor. Gece ne olacaktı ki başka ki söylüyorsun? Ha, geceyi karanlık örter. Gece karanlık değildir. Karanlık örter, onu paketler. Poşet gibi geçirir onu. Gece karanlık değildir. Gündüz alemi, gece alemi var. Alemi gece ile tesmiye ediliyor. Şimdi bir alev var, bir de onun şeyi var, ateşi var. Bir de nur var, bir de ışık var. Nur nedir nur? Allah'ın nuru semavati vel ard. Allah sema ve arz ve içindekilerin nurudur. Yani bu mevcudat nurdan yaratılmış. Biraz önce hayat söyledim, hayat nurundan. Sonra bu dört tane yaratılması, şeytan, cin, melek, ruhaniyatı, Allah, nur, nardan yarattığı başka bir şey oluyor. Nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten yaratıyor. Zulmet, zulmet karanlık değil. Şöyle diyeyim. Hani bir yer karanlık olur, dolaşırsınız ya bu İzmir'de, Ödemiş'te. Bir de bir mahzene gidersiniz, orada çok korkunç bir, ürkütücü bir ortam olur. Yani, acayip bir yer burası. O da karanlık, o da. Ama ürpetiyor orası. Orası karanlık değil, bir ilerisi zulmet. Böyle, karanlık güneş olmaması na deniliyor. Zulmet ise gündüz dahi olsa güneş hiç girmemiş oraya. Tamam? O önder oldu mu biraz? Heh. Mesela kuyular mesela. Dağların altındaki o ne diyorlar ona? Tüneller. Mağaralar. Mesela bazı eski bina şehirler arasında alttaki yollar dipte. Onlar karanlıktır, orası zulmettir. Güneş hiç girmiyor. Güneşin girdiği yer gündüz, girmediği yer gece, karanlık. Hiç güneşin girmediği yer zulmet. Zulmetten, havadan yaratılıyor bu şu dört tane. Bak elimi böyle yapıyorum, dört tane. Havadan, saftan. Şimdi ayrıca hangisinde ne yaratılıyor? Sesten. Ses kelime değil, ses. Ses. Sesten, rahiyadan, kokudan, Allah Resulü bana üç şey sevdirildi diyor. Kalbine mukabil bir kalp, gözümün nuru olan namaz ve koku. Kokuyu ortaya koymuş aslında. Kalbine mukabil kalp, sonunda gözünün nuru olan namaz, ikisini birleştiren koku. Kokudan, kelimattan, bu sesti. Şu anda benim konuşmam kelimattan. Esirden, esir nedir? Esir şudur sevgili arkadaşlar. Atom, bu. İn aşağıya, bu kainatı nasıl yaratıldı diye
Komünistler ne diyor? Diyor ki kainatı istila eden enerjidir. Enerji buraya kadar duruyorlar. Kuantum fiziği buraya kadar. Daha aşağısı daha ona gelmedi ama yer yer iddia eden bilim adamları var. Esir. Yazı gözüküyor mu bilmiyorum. Gözüküyor abi. Esirden burada durdu fen. Bundan sonra tamamen dini literatürlerde yürüyoruz. Maddi hayattan maddi hayat, yani hayat maddeye dönüşmüş. Sonra aynı hayat. Aynı hayat. Sonra hayat. Tabii Murat'a kalem mi dayanır? Hemen bitiyor. Öteki kalem nerede var abi? Yazıyorum. Tamam. Ama onu yazacağım şimdi. Madde böyle. Şimdi ne dedi buradan? Esirden. Yaratıyor. Hatta elektrikten. Bu ışık değil, bu değil. Elektriğin kendisinden. Seyyarat-ı latife, yani latif maddelerden yaratıyor. Mesela ses dalgası olabilir. Seyyarat-ı latife ne olabilir? Latif, siyal maddeler. Akan, akıcı. Umut ne olabilir? Seyyar böyle. Yani kararında durmayan, devamlı yer değiştiren madde. Ama latif bir madde o. Böyle bir su gibi değil. Böyle akıcı bir şey. Civa gibi. Civa gibi kayıyor ama latif olacak, o kesif. Böyle bir, şu anda hatırıma gelmez, ona ait bir misal. Bunlardan halk olunan zihayat yaratılıyor, canlı. Aynı zamanda şuur sahibi olarak yaratılıyor. Şeriat-ı Galay Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Mucizül Beyan, bunlara yaratılan, bu şeylerden yaratılanlara melaike demiş. 508 sözler. 508. Bunlara melaike denmiş, cin demiş, ruhaniyat demiş, tesmiye etmiş. Bunlar da yaratılıyor. Peki o zaman gittiğimiz yere, mesela mekanlara gittik. Bazı mekanlar sizi sıkar. Bazı insanlar sizi sen gördüğün zaman seni rahatsız eder, tırmalar seni. Bazı insanlar diyor, değil mi Peygamberimiz dediği gibi, gördüğün zaman seni rahatlatan, konuştuğu zaman senin hikmetin artıran. İşte kelam, dağdaki, tepedeki kar topuyu atarsın da tekerlene tekerlene vadide, dipte, dağ gibi olur ya, kalpten mana çıktı. Kalpten mana çıktı. Niyetle vicdana girdi. Vicdandan dimağa geldi. Dimağın 7 mertebesinden, itikattan, iltizamdan, izandan, tasdikten, sonra taakul, akıldan, sonra tasavvur, düşünceden, sonra tahayyüle girer. O bu süreçlerden aldıkları bütünsel yapıya hayat elbise giydirir. Libas. O giydirdikten sonra boğaza gelir. Boğazdan sese dönüşür, dışarıya atılır. Onun için kelam, dışarıya çıkan kelam, insanın ruhunun nüfus cüzdanıdır. Dışarıdaki. Ruhundan haber veriyor. Kalbinden haber veriyor. Kafasından haber veriyor. Yani öyle bir zaman gelecek ki, şimdi de var zaten herhalde. Telefonlar açıyor, kapılar açılıyor sesinize göre, değil mi? Herkesin sesine göre kapı açılıyor. Gözüne göre kapı, telefon açılıyor. Öyle bir zamanda gelecek ki şu anda büyük abdest ve küçük idrarden tahlil yapıp doktor sizin içinizdeki hastalığı teşhis ediyor, değil mi? Öyle bir zaman gelecek ki terinizi alacak, sesinizi alacak, kokunuzu alacak. Koku koku. Kokuna bakacak, kokunun yapısına göre ahlakını düzelt diyecek sana.
Ter diyeceksiniz ki nasıl bir şeydir ya, terden insanın içi seyredilir mi? E büyük abdestli adamı seyrediyorsun içi. Ter ne kadar mühim olduğunu anlatayım. Daha buna ilim gelememiş, dinimiz diyor ki senin benim telim sarıl, bir şey yok. Şarap içenin teli necistir. Aynı idrar gibidir. Yani batının nasıl dışa vuruş olduğunuzu görmenizi istiyor. İçin dışa vuruşu. Şarap içki içenin teli de aynı sildikli idrar gibi. İdrar nasıl elini sürersen, elini kaç gibi yıkarsan onu da yıkayacaksın. Senin terin mübarektir ama içki içenleri mübarek değildir. Anladın mı abi? Senin ismin neydi? İbrahim. İbrahim. Garip değil mi şimdi? Garip. Ya içeriği dışarıya taşıyor. Sesine bakacaklar, eskiler vardı. İki defa konuşturuyorlardı, simana bakıyorlardı. Sen falan karaciğer hastasısın, sen böbrek hastasısın. Eskiden vardı böyle, hekimler vardı. Murat, Doktor Tahir vardı, Doktor Tahir abi. Tahir miydi? Tahir'di diyor. Risale'de geçiyor. O öyleymiş. Topkapı'da yazıhanesi varmış. Kapıdan girince, evladım demiş, senin böbrek hastasısın, al bunu iç. Simasına bakarmış. Simasına bakarmış. Simadan reçete yazarmış. Ben şeye yetiştim, böyle biraz canı sıkıldı sen. Adam 2-3 defa konuşturuyordu. Ya kardeşim dedi, sen bunu iç demiş. Sesinden iç organı, psikoloji değil, iç organlarını yapardı. Biz şimdi madde indirgendiğimiz için sebep-sonuç ilişkisine hapsolduk. Aradaki insanı kötü yapmasına sebep olan bu tür şeyleri unuttuk. Onun için habire pasta şey içiyoruz, ilaç içiyoruz, bir şey de oluyor. Melaike ise etsamın muhtelif cinsleri gibi cinsleri muhteliftir. Yani melaikelerin de tek bir cins değildir. Mesela karı indiren melaike ile yağmur tanesini indiren melaike, dereyi dere akıttıran melaike ve her zerrenin melaikesi, taşın melaikesi, rüzgarın melaikesi, arşı tutan melaike, vahiy getiren melaike, canımızı alan melaike hepsi farklıdır. Muhteliftir. Evet, elbette bir katre yağmura müekkel olan melek, şemse, güneşe müekkel meleğin cinsinden değildir. Cinsinden değil. Cin ve ruhaniyat dahi onların da pek çok ecnas-ı muhtelifleri vardır. Cinlerin de nasıl melek yağmuru indiren, vahiy getiren, canı alan, dünyevi hadiseleri idare eden melekler farklı olduğu gibi cinlerin de toprak cinsinden olan var, toprakta yaşayan, ateşte yaşayan, suda yaşayan, havada yaşayan. Onlar da böyle muhtelif. Onlar da aynı bizim gibi imtihana tabi tutulmuş. Ruhaniyatı anlatayım size. Ruhaniyatı pek meşgul olan yok. Ruhaniyat şuna benziyor. İnsanın hayalinden, düşüncelerinden, tasavvurlarından, tefekkürlerinden, zanlarından, meyillerinden, içsel yapısından o, ama vücud haricisidir. Sen gözle görmüyorsun. Şeytanlar da görüyor o senin. Düşünceni görüyor. Çünkü düşünce enerjidir. Onun için ya nereden biliyor? Kafadan o enerji çıkıyor ama bizim göz görmüyor. Onlardan ruhaniyet yaratılıyor. İyi ruhaniyet veya kötü ruhaniyet. Her sesten ama her duyduğunuz ses içerinizde ruhani oluyor. İyi veya kötü. Şarkı ve müziklerin ruhaniyatı da senin içine giriyor. Mesela televizyonun interneti seyrettin, kapattın. Bunu kapattın. Bu kapanır mı? Seyre soktun içeriye. O bitti. Ezeli ve ebedi daha çıkmaz. İyi veya kötü. Ahirete kadar seninle beraber olacak. Kur'an dinledin. O da ezeli ve ebedi. Neyi seyrediyorsanız.
Tamam. Onu hemen ben bu çizeyim. Hem de yeri gelmiş. Serbest bölgeyi yapayım. Sözümü de yerine getireyim. Bu gözükmüyor değil mi? Şöyle yapayım. Tahayyül. Bu gözüküyor herhalde bu kalemle. Tasavvur. Tahakkur. Ne isterseniz sorun bunlar. Tasdik. Çekileceğim biraz sonra. İzan. İltizam. İtikat. Haman ama ne derse bir gönderme yapıyorum. Çünkü benim kardeşlerim sıkıntısı belki olmayabilir ama hanımı olur, çocuğu olur, akrabasını olur, anlatsın. Al, öyle ezberden anlatma. A4'ü al, kalemi al, anlat bunu. Anlat, onları ilaca mahkum etme. Şimdi anlatacağım. Siz ne aklınıza geliyorsa bundan sorun bana şimdi. Şu an ama terapiye geldiniz burası. Şimdi muayeneye geldiniz. Mahir parası da alırım yani. İzmir'den geldiğiniz için yok ama onlar daha uzakta değil. Ama onlar abiler. Büyük adamlar gelebilir. Tasdik, izan. Kaptan. Buyur abi. Senden ücret olarak balık alırız abi. Veya bizi geminle gezdireceksin. Diğerleri yapmadık bunu. Eyvallah abim. Allah razı olsun. Bugün Mustafa nereye gitti? Ulan ayarsız. Kayboldu. Şimdi o bize senin orada tuttuğu galiba. Bu niye yazmıyor? Ah, yazdığını da sildi. Şimdi anlatayım size. Şöyle herhalde tamam. Şunu da yaptıktan sonra. Şeytan, kafir cinler, ondan sonra ervah habiseler, ervahı habiseler, mevadi şerireler. O da bir şey satıyor. Ne satıyor o adam ya? Simit satıyor abi. He? Simit, simit. Bu saatte. Akşam simiti var abi. Vay be. Allah Allah. Ona yazıklar olsun bana be. Ben malımı satmaktan ne kadar acizim ya. Ya başka? Şurada var mı? Buna mukabil melek, Müslüman. Önceki güzel yazıyordu abi. Yazmıyordu ya. Yok. Öyle mi? Tamam, elindeki de abi. Ha, Müslüman, cinler, karışmasın aynı renk diye de. Ondan sonra ervahı, aliyeler. Mevadi, tek tek izah edeceğim. Çünkü niye üşenmeden yapıyorum? Sebebi çok önemli. Hayatın içinde bu ders dinleyip çıkınca kafanızda silinecek. Sebap olsun diye anlatmıyorum. İlaç olsun diye anlatıyorum. Bu ilaçtır, sebap değil. Bu tıp yani, kafa yönetimi. Bu kafaya Freud ve türevleri, şu anda hastanelerde verilen, ortaya konulan teşhisin kaynakları bu adamlar. Onlar kafaya demişler ki tek bir akıl var. Bu akıl var. Diğerleri aklın türevleri. Bu teşhis ve tespite göre ilaç veriyor sana. Sen otur, ona bir şey olmaz. Gel otur. Ha. Evet, sen rahat dur. Sen dersin dinle. Otur. Ben bunu aldım. O sunan dokunma. Ha, nasıl istersen. Şimdi arkadaşlar bu kafanın içi. Tamam. Şu kafanın içi. Şöyle yapayım bak. Kafanın içi. Kafanın içi. Şimdi oldu mu? Heh. Şurada tahayyül denilen şekillendirmeler. Burası düşüncelerin imal edildiği yer. Tamam, bunun ikisinin
toplamına, şu ikisinin toplamına serbest bölge deniliyor. Burada serbest. Kim? Ustad sözler 278'e burası serbesttirler diyor. Lemalarda bir iki latife var ki diyor bu. Onlar diyor ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Mekke'de teklif altına giremezler diyor. İnsan ihtiyar ve iradesine rağmen bir şeyler söylettirir, yaptırır sana. Sonra Allah Allah ya ben bunu nasıl dedim, nasıl yaptım? Bundan kaynaklanıyor. Boşluğa bulundum abi. Boşluk değil bu. Tamam mı? Şimdi buraya kim ne akar? Buraya iki kaynaktan bilgi aktarılır. Bak niye kötü hissediyorsun? Niye uçuyorsun? Buraya şeytan atar. Ne atar? Vesvese atar. Hiç besin. Burası senin kontrolünde değil. %50 senin, %50 bunun. Yani buraya sen hakim değilsin. Hakim olmaya çalışmak işte psikoloji sorun oradan çıkıyor. Olmayacak bir şeye altına giriyorsun, muhali talep ettiğinden dolayı kendine kötülük yapıyorsun. Burası serbesttir. Ustad diyor ki, tasavvur, tahayyül, tevehüm, tasavvur, tefekkür, dart. 278 sözde. Bir daha, tahayyül, tevehüm, tasavvur, tefekkür. Bir derece serbesttirler diyor. Ama ana kargas bu ikisi. Lemalar 75'te de diyor ki son dip paragrafta bir iki latife var ki insanda insanın ihtiyar ve iradesini dinlemezler. Belki de teklifi dini altına giremezler. Teklifi dine girmezler. Namaz kıl, şey yap, dinle alakalı bize bilgi ver. Ya hiç hava vurmuş. Hiç şey yok. Ha niye? Ama hep kötü mü? Hayır. %50 senin %50. Şimdi oraya nasıl hakim olacağız? Onu anlatacağım. İlk önce ne oluyor ondan sonra? Bunu anladık mı? Böyle bir bölge varmış burada. Bak burada bir bölge var. Tamam. Burada. Şimdi buraya şeytan vesvese attı. Şimdi diyeceksin ki bu şey dersten sonra ulan böyle bir vesvese geldi. Ulan bu dersi dinlemiştik ya. Bu beyaz saçlı adam anlatmış. Ulan ben ne kadar şahlığım ya. Ne kadar şerefim mahvolmuş. Böyle şeyleri nasıl düşünüyorum yakınıma karşı. En böyle mahremime karşı namahrem gibi böyle. Nasıl böyle şeyler oluyor? Demek çünkü o yaptı. Seninle alakası yok. Sen alçak falan değilsin. Böyle psikolojisini bozan var. Sonra böyle rezil kalple Allah'ın huzuruna mı çıkacak diyor. Namazı terk eden var Mustafa. Terk eden var ya. Hem de ilahiyatçı. Şeytan vesvese attı mı abi? Attı. Daha dur kabul edecek. Kafir cinler ne yaptı? Düşünce bozukluğunu attı. Erba habiseler. Batıl itikatlar var ya itikatlar. İtikat bozukluğu. İşte başka YouTube'dan videolar, televizyondaki diziler, olumsuz diziler, olumsuz videolar seyredince hemen buraya giriyor. Ne seyrederseniz kopyala yapıştır buraya giriyor. Buraya gitti. Televizyonu da videoyu kapatsanız bu kapandı. Bu şer %50. Bu ne yaptı? %50. Şimdi bu tarafta yeşil melekler vahiy atar. Ne demek ya vahiy atar? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Şu anda kafanıza girdi bu ayet. O ayetin vücudu ses gibi geliyor ama sizin kafanız içinde ses değil. Melektir o. Cebrail aktif oluyor. Ayet olduğu için. Ayet olduğu için Cebrail aktif oluyor. Cebrail aleyhisselam. Ya nasıl oluyor? Musa aleyhisselamın annesine diyor, Kur'an diyor ki vahyettik. Peygamber miydi ki? Sana vahiy nasıl oluyor? Musa aleyhisselam annesine vahyettik. Çocuğunu emzir, sepete koy, nehre bırak. Nehre bırak dedik diyor. Yusuf aleyhisselam peygamber değildi çocukken. Kuyudaydı diyor, ona vahyettik diyor. Hayvan, arı peygamber değil, ona vahyettik diyor. Meçhul evlere edin diyor. Semalara vahyettik diyor. Arza vahyettik diyor. Şeytana da vahyettik diyor. Şeytana da vahyettik. Ayet. Tamam.
O zaman sana da vahyediliyor. Nedir? Ayet gelince vahiy aktif oluyor. Ne yapıyor? Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Bak hepinize. Kafanıza giriyor. Cebrail aktif oluyor. Ayet. Melekler. Müslüman cinler doğru bilgi veriyor. Şiirlerde ilhamlar vesaire oluyor. Erba haliyeler, doğru videolar, doğru filmler, doğru itikatlar. Mesela amentü billahi ve melaiketi dedik mesela. Amentü billahi ve melaiketi. Peki kaç tane amentü de toplam kaç tane şey var, itikat şeyimiz var? 6 tane iman esası, 5 tane İslam, 3 tane gusül vesaire. Namazın 12. İşte böyle doğru itikatlar, doğru filmler, doğru görüntüler buraya malzeme atar. Mevad aliyeler de doğru mekanlar, doğru eylemler. Burası yanlış mekanlar ve yanlış, ha buraya atlamıştık. Mevadi şerileler, yanlış mekanlar, bida fiiller. Erba habisi neydi? Batıl itikatlar. Mevad-ı şerire, batıl mekanlar, yanlış mekanlar ve bidatlar. Burası ise doğru mekanlar, şurası doğru mekandır. Kahve yanlış mekandır. Doğru mekanlar ve doğru fiiller. Burası da doğru itikatlar. Buraya attım abiler. Bunun da değeri %50. İkisi attı. Bunun adı da taakkul, akıl. Şuradan akıyor. Akmadı. Şundan akacak mı? Aktı biraz. Burası akıl. Buradan fehim denilen bir süzgeç var. Fehim. Fehim süzgeçtir diyor mahkemat. Hatırladın mı? Buraya taakkule geldi. Bu aklın kendisine göre ölçüleri var. Daha önce kurmuşsan, sistemi kurmuşsan, hıfz-ı siyah, belediyenin bu bal doğru mu yanlış mı? Yani tahkik ediyor, tahlil ediyor. Buradan istediğini alıyor bu adam. Arkadaşlar burayla mesul değilsiniz. Hiçbir mesul değilsiniz. Bazen kafanıza horon çalar. Ooo neler çalıyor. Bazen Kur'an çalar. Fakat kişinin kendi ihtiyarıyla girdi abi. Girdi. Kendisi sebebiyet verdi yani. Verdi de içeri gireni konuşmadıkça, eyleme geçirmedikçe Allah yazmıyor günah. Ama fasık olur diyor şey burası. Sonra bu eyleme dönüşmeye seni zorluyor ya. Allah işte merhameten bunları sen soktun. İşte vesvese attı. Vesvese seninle alakası yok. Cinler de seninle alakası yok. Peki nasıl hakim olacağını da anlatacağım buraya. Ama ilk önce şöyle bir misal vereyim. Bu yeni. Böyle bir 2 haftalık veya 10 günlük bir şey, Allah'ın ikramı bana. Nasıl oluyor diye. Kafa yoruyorum. Bundan yatıyorum. Bundan kalkıyorum. İnanın bana ya. Bundan yatıp bundan kalkıyorum. Benim Müslümanıma ne faydam olur? Ya ben burayı nasıl şey yapacağım? Şu, buraya çiçek koyarsanız, bir şey anlatmak için değiştireceğim şimdi. Çiçeği koyun, sıcakta yazın, camı açın, arı gelir. Tatlıyı dökün, yiyin, temizlik yapmayın, karınca gelir. Öyle değil mi? He. Tuvaleti temizlemeyin, koku olur. Koku koymayla kokuyu yok edemezsiniz. Tuvalete koku koymak yanlıştır. Niçin yanlıştır? Niye burnu kandırıyorsun? Temizlik yap. İmam Ali diyor ki radıyallahu anh, kirli çamaşıra koku değil diyor, sabun lazım diyor. Tamam? O parfümü marfumu Fransızlar bulmuş, yıkamadıkları için. Bunun tersi bak, buraya çiçek koyarsak arı gelir. Tatlı yiyip dökersek, temizlemesek karınca gelir. Tamam mı? Şimdi siz böyle bir şey gördünüz mü? Arı doluştu, dolaştı. Doldu buraya. Yeni bir bina.
Madem arı geldi, ya buraya bir çiçek koyalım, bir de pete koyalım mı diyorsunuz? Arı geldiği için biz çiçek koymuyoruz. Çiçek koyduğumuz için arı geliyor. Öyle mi? Karıncalar istila ettiği için şeker dökmüyoruz. Şeker döktüğümüz için karıncalar istila ediyor. Tamam mı? Burayı anladık mı? Şimdi bombayı patlatıyorum. Nedir o? Biz şeytan ve cinler bize musallat olduğu için hasta olmuyoruz. Senin öyle koruman var. Biz kalben ve ruhen ruh gıdasız olunca, ruh hasta olunca cinler ve şeytanlar sana musallat oluyor. Anladın mı? Musallat olduğu için hasta olmuyorsun. Ruhun zayıf olunca namaz yok, oruç yok, dava yok, kahvede çıkmazsın, meyhanede ayrılmazsın, televizyondan kalkmazsın. Sana gelmeyecek de bana mı gelecek ya? Sen onu gelme diyorsun. Şimdi Allah'ın bir adeti var. Yağmur yağdırıldığı için ağaçlar olmuyor. Ağaçları dikiyoruz ki yağmuru çekiyor. Anladık mı? Ha, şimdi biz ruhen, aklen, kalben gıdasız olursak onları çekiyoruz. Bu sözüm neyi yok etti? Bana sihir yaptılar, büyü yaptılar, tamam. Beni cin çarptı, zıkkımı köküp çarptı, zıkkımı kökü yaptılar. Hiçbir şey yok senin. Yapabilirler. Tutar mı? Bu zırh var senin. Lan lan gur lungur diye adam kolunu sağlayan sana sihir yapacak tutacak. O zaman Resulullah niye zırh giydi? Niye evde kazdı? Niye cihat ettiler? Bir sihir yapsınlar, bir büyü yapsınlar. Kafirlerin şeylerini istila edelim. He Mustafa? Onlardan daha iyi bir sihir yapabilir miyiz? Lan peygamber hem de kazmadı mı? Zırh giymedi mi? Peki niye sihir yapmadı kardeşim? Madem sihir büyülü oluyor, gavurları da hepsini tesir etsin. Yani acayip mi gidiyor? Ha yapabilir. Sen eşek olursan semer vuran çok olur. Şimdi bu buraya girdi. Buraya bunları soktuk. Bunları anlattım. Tamam mı? İşte buraya kadar geldik. Buradan fehim denilen bir süzgeç var. Fehim. Burada bunları seçiyoruz biz. Bu seçme özelliği sana ait. Çünkü taakkulun özelliği bir taraftır. Yani tarafsızdır. Bir olumsuz yapar. Tarafsız. Akıl %50, %50. Bu %50, %50. Akıl bir taraftır. Ne getirirse şuradan süzüyor. Akıl tarafını nasıl belli eder? Kalpte meyil var. Meyil. Meylimiz vicdanımızı, irademizi, irademiz de aklımızı burayı aktif ediyor. O zaman meylimize göre bu akıl buradan kapağı açıyor. Sen akma, değirmenin kapağı gibi. Ya yeter yeter, biraz da buradan meylimize göre örnek vereyim. Siz bugün İzmir'de karar verdiniz. Derse girmeye. Hemen akıl devreye girdi. Meyil ettin ya. Tabii ya gitmen lazım. Nerede bulacaksın? Ya bak abi İstanbul'dan geldi. Ya bir ders de dinleyelim ya. Bakalım yeni ne öğreneceğiz? Hemen bunlar öğretti. Şöyle meyil etseniz. Ya İstanbul şey ya o demiş uzak ya. Ya biz zaten dün dersine katıldık. Ya evde de okurum canım. Risale de bizim evimizdedir. Yani bu da aynı akıl. Onu da yapmayayım abi. Bugün derse gitmeyeyim dedi Mustafa. Tabii ya çalışmak da ibadettir. Bugün akşam inşaattaydın. Ya 10 dakikada okursun ya. Yani bir şey yorgunsun da şu. Peki ne niçin bu akıl bunları söyledi? Mail etti gitmemeye. Derse gideyim dedi. Tabii ya gitmen lazım ya. Gitmeyince şahsı manevi olur mu? Şahsı manevi olmasa ne olacak? Bak adama bak bak İstanbul'a gelmiş bak ödemiştekilere bak bir sitem edeyim. Nerede bu ödemiştekiler? Ahmet. Hastaneye gidecek yarın. Psikiyatristten randevu alacak. Sonra beni telefonla aradıkları zaman abi niçin cevap vermiyor, niçin cevap vermediğimi anladınız mı? Çoğusu böyle gittiğim bölgesine gittiğim zaman derse gelmeyince onların telefonu da kaldırmıyor. Git kardeşim psikiyatrist hastanesine git oradan randevu al. Bizden randevu alamazsın. Bunları dinleyeceksin. Niçin bunu söyledim? Bu akla
ne niyet verirseniz ona uygun bilgi bir bu alır, kapağı açar. Niyete göre kapağı açar. İhtiyar şuradadır. Cüz ihtiyarı. Daha meyil aşağıda. Ha, şimdi bu sistemi bildim. Buraya nasıl hakim olacağız şimdi? Bu kadar şey soktun. Tek bir şey abim kaptan. Hiç de zor değil. O kadar kolay ki. Şunun canını okuyacağım. Şuranın. Şu kalsın. Bu da sokuyor ya. Bu da sokuyor. Fazilet, kemalatı gerek yok. Medrese okumaya gerek yok. Tamam. Hiçbir şeye gerek yok. Bunun canını okuyacağım. Nasıl yapacağım biliyor musun? Şuradan alakasını keseceğim. Takva bu. Bu adamın kablosunu kesiyor. Yani 10 cüz akşam okuyup 10 cüz okuyup da akşam geceleyip mesela 10 dakika televizyon seyretme, git 10 cüzde okuma. O 10 dakika televizyonun yaptığı tahribatı sen 10 cüzde tamir edemezsin. Çünkü tahrip kolaydır. Berbat ediyor. Zihnine girdi, atamıyorsun. Buraya hakim olmanın şartı terk olacak, terk. Yani yapmayacaksın. İlk önce terk. La ilahe, sonra illallah. Mesela bir korkulu filmi seyrettin YouTube'dan. Soktun kafaya. Bak şimdi kafaya soktun. Televizyon kapandı. Yattın, kafan kapanıyor mu? O çalışıyor. Ya bir karabasan olarak sana yansıyacak, geri dönecek. Ya evham olarak, ya titreme. Ya da akşam kimse yok Ahmet. Herkes gitmiş bilmem nere. Evdesin. Orada birisi mi geçti ya? Öyle mi ya? Veya kapıyı kapattın, çıktın dışarıya, 3 defa geleceksin. Kapattın mı? Veya çok film seyrediyorsan ver şu telefonu. Çok film seyretmişsen evden çıkacaksın, kadınsın. Neyi çekiyor biliyor musun? Ocağın anahtarlarını kapattı mı, kapatmadı mı? Tamam, tak. Gidiyor yolda, ocağı acaba kapattı mı? Ya dur filme bakayım. Kapatmışım ya. Sonra otobüse biniyor. Kapattı mı, kapatmadı mı? Filme, resme bakıyor. Anladınız ha? Böyle hastalar var. Bu hastalar nasıl geldi? Gökten gelmedi ki. Buraya böyle fantastik, böyle korkulu, metafizik, cinni bilmem şey, uyduruk muyduruk şeyleri sokarsan evden çıkarken fotoğraf çekersin ocağın. Eğer buraya polisiye, mafya filmleri seyredersen, bu geçen helikopter var ya, Mustafa öyle diyor. Abi beni takip ediyor. Tamam mı? Oturuyor şimdi. Mustafa caddeden araba geçti. Duydun mu? E abi duydum. O beni takip ediyor. Ben de onlarla dalga geçmek için diyorum ki kardeş dur. Aha iki tane kamyon geçti. O da seni takip ediyor. Ya birisiyle yürüyoruz. Niye bakıyorsun dedim. Dronlar dedi olabilir, beni takip edebilirler. Ulan dedim, takozo için ne özelliğin var lan senin dedim ben. Dron seni takip edecek. Ne özelliğin var? Abi bilmezsin dedi. Niye? Biz bir yere çalışıyoruz. Kurguladı Mustafa. Polisiye filmleri soktu mu? Kime çalışıyorsun? Filmleri çok seyretti ya. Kurguluyor, içine oturuyor, oyun. Öyle de bir palto giymiş ya. Bu işte bloke etmiş. Nerede yaşıyor? Hayalde yaşıyor. Kıza yapalım. Seyrediyor. Bir filmden, videodan zevk alabilmen için kendini içine koyacaksın. E ne yaptı o? İçine kendini koydu, artık kaptırdı. Annesi bağırıyor. Kızım! Hadi çabuk sufleyi kaldır. Anne! Biraz önce filmin içindeydi. Kraliçeydi. Herkes emrediyordu.
Şimdi diyor ki, annesi gel diyor, bu mutfağı kaldır. Bilmem, bu dolapları temizle. Çamaşır şeyleri koy. E şimdi burada nasıl çıksın? Bu millete yapılan silah şu. Bu milletin, yani neslimizin hayallerini çok aktif ederek, hayalin çapını genişleterek içine çocuklarımızı koydular. Hayalde yaşıyorlar. Yürüyor hayalde. Karşıdan karşıya geçecek. Telefonla caddeden geçiyor, biliyor musun? Konuya basıyorsun. Neye basıyorsun? Önce caddeden geçiyorsun lan. Telefonla bana böyle yap. Çünkü artık sanal dünya. Leylim leylim. Sonra vücudun imal ettiği enerji, gözün, aklın kullandığı enerjiden kafi gelmeyince beyin bloku oluyor. Artık o hırçın, doyumsuz, ne verirsen ver, ödemişi versen, İzmir'i versen, her şeyden tatmin edemez. Şimdi serbest bölgeyi anlattım, hakim olmayı anlattım, %50 anlattım, bunu anlattım. Sorunuz var mı? Tamam. Çünkü sorunuz olmayacak şekilde anlattığımı zannediyorum. Bir de şu var arkadaşlar. Buraya girenlerden, nardan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, saftan, rahyadan, kelimattan, esirden, hatta elektrikten, sayır seyalat-i latifeden, Allah ne yaratıyor? Cin, melaike ve ruhaniyatı yaratıyor. Peki abi, ses var mesela, güzel ses var, kötü ses var, güzel koku var, kötü koku var. İşte iki zıt bunlar. Mesela şu, mevat, o kokuların kendisi mevattır, mekandır, varlıktır. Kötü mekanlar, kötü kokular, çünkü diyor ki, revahi tayibe, güzel kokular erva-ı tayibeni celbeder. Revahi habise, erva habisi, habis ruhları celbeder. Sürdüğünüz koku var ya, o mesela alkol varsa alkol, kullandığınız parfüm, kullandığınız kokunun içinde etil alkol varsa, melek değil o kokuya, cinler geliyor. Haram maddede onlar geliyor. Etil alkol, haram olan alkoldur. Etil propil değil. Yani sürdüğümüz kokudan da başımızı belaya sokuyorsun. Niye mis kullanıyorlar? Niye gül yağını kullanıyorlar? Mis diyor ama içine alkol koymuş. Acayip bir şey ya. Mesela ben biraz hassas olduğum için konuda şey var. Böyle bir ot var ya, elimi sürdüğüm zaman böyle böyle kokusu acayip yapıyor. Fesleğen. Bambaşka bir şey. Dersten önce var benim şey, böyle yapıyorum, ne haber, selam veriyorum. Dershaneye girdiğim zaman, kaç gün bak İzmir'deydim, sen ne yapıyordun, onunla konuşuyorum. Konuşuyorum, ciddi diyorum, konuşuyorum ama ben çünkü şizofreni olduğum için, onlarla konuşuyorum, gelecek de gelecek, bunlar sizi tanıdığı ortaya çıkacak. Seni tanıyor, senin konuşmanı duyuyor. Tamam, ben şizofreniyim. Ondan sonra bakıyorum, elimi sürüyorum, bana kokular veriyor, biraz kokular ver diyorum. Kokluyorum böyle, sanki beynimin içi açılıyor. Çünkü o cinste melaike yaratılıyor. Niye ecdat demiş ki, güneş girmediği yere doktor gider, girer. Mustafa, taafun kokar, taafun. Güneş girmediği yere taafun. Böyle madde kokuşuyor. Madde biliyorsunuz fizikte, dura dura bu eriyor, enerji veriyor. Eski eşyaların olduğu eve gidin bak, bu acayip koku, sıkılırsınız. Renklerden mesela, yatak odanızı koyu renk almayın. Niye lüks lokantalarda masalar kahverengi yapıyor donuk? Yiyin de defolun gidin ya, kalkın çünkü başka müşteri gelsin. Seni rahatlatıcım, açık böyle yeşil, beyaz gibi insanı açan renk kullansa, adam oturur da oturur, başka müşteri de oturmaz ki. Evde gittin, canı sıkıntıcı koku, renkler koydun. Mesela şu koku, hoş değil bu sünger kokusu. Yerdeki çok güzel. Evet, biraz bir şey yapıyor ama donuk renk almayacaksın. Mesela onları siz araştırın. Yatak odasındaki renkler şöyle olursa bu olur vesaire. Allah renk kullanmış. Ayvayı niye sarı yapmış? Elmayı niye bazısını kırmızı, bazısını sarı yaptı? Eğer kabızlıklarsa beyaz ye.
beyaz elma. Kanda sorun varsa kırmızı elmayı. Eğer böyle Ahmet bende de var. Kafadan eksiksen peynirle ceviz ye. Anladın mı? Tek başına yeme. Zaten tek başına ceviz peynir olursa bensiz caiz değil. Nasrettin Hoca demiş ki pekmez var, tayin var, ben yok. Olmadı gene. Ben var, tayin var, gene olmadı. Üçü beraber olması lazım. Şimdi arkadaşlar bu hayatın biraz izahlı veya uzattım zannediyorsan hayatın ta kendisi. Bak nardan, nurdan. Demek bu maddelerden melaike, cin ve ruhaniyet yaratılıyor. Televizyon ve radyo, internet bulunduğun yerin karanlığın çeşidinden, kokulardan, parfümlerden, yanan ateşten çıkıyor. Mesela odun, gürgen mi yaktın, kestane mi yaktın? Ondan da ayrı ruhaniyet yaratılıyor. Mesela bunu da demeden geçemeyeceğim. Canın sıkıldı değil mi Mustafa? İsraf olmaz kardeşim, benzinini ben vereceğim sana. Canın sıkıldı, kimseye takılmadın. Bagajına biraz yumak odun alır mısın abi? Odunu al abi. Şu bozdağı, bugün çıktık çıkamadık kardan. Yani yapacaktım ben. Orada yapacaktım, kibritim vardı. Odun orada daha da şey yapacaktım. Odunu al abim, bak. Hiç kimse olmasın canın sıkıldı. Meşgul etmesin seni. Orada bir kenarda otur. Alev burası ya. O odunun kendisinde değil, sonucuna değil, ortadan alevin böyle kafayı yapma, o alev gidiyor ya. Oraya göz kapağı oynatmadan seyret. Ben bunu yapamadığım için dershanede mum koyuyorum. Mum seyrediyor. Ya basit detay zannediyorsun ama hayatın mutluluğu ya. Ha? Osmanlı delileri ateşten su akları yaparlardı, rüzgar estirirlerdi kanallardan. Kuş seslerinden çeşitli kokular, bitkiler koyarak yaparlardı, spor yaptırırlardı. En önemlisi burayı boşaltmalardan, yani tentlerin dışından yürüyeceksiniz arkadaşlar. Hiçbir bilim adamı masada oturmamıştır. Einstein standart 45 dakika yürürmüş. Asıl imamı Bediüzzaman 2 saat Barla'dan Çamdağ'a gidip gelirmiş. Her gün yürüyeceksin. Git yürü bir saat. Yarım saat zihin açıklığına git, 10 dakika oku, ben bir saat gibi feyiz alacaksın. Tamam. Git daha da onları yak. Peki. Barla 38. Barla 38. Bak ne var. Bak ne diyor. Allahu Ekber. O kardeşiniz, Rüştü abi yatak odasında diş kapıya değil, kapısının, odanın kapısının kendisine bakan yönüne bunu yapıştırmıştı. Diyor ki, şöyle diyor, kimse ile fena hasletleri kapmamak için, yani o adam fena mı, o mekan fena mı, gidince ticaret ehliysen başka, servis yapıyorsan, mal satıyorsan, ama eğer kendine dikkat ediyorsan, kimseyle fena hasletleri kapmamak için onlarla ihtilat etmeyin. Kapmamak için ihtilat etmemekteyim. Beraber olmayın. Mecbursan kalkın. Sanki böyle onun gözü en geri giranı gibi sokar. Diyorsun ya, vallahi doğru söylüyor ama bu adamı gözüm tutmadı ya. Demiyor musun? Gözleri sanki yılan gibi adamı sokuyor ya. Gözüne bakamıyorsun. Bak ne diyor? Ustada diyor yeğeni. Fena hasletleri kapmamak için onlarla ihtilat etmemekteyim. Allah Allah. İhtilat. Neymiş abim? İhtilat. İhtilat. Yani beraber olmamaya çalış. Şimdi akraba bağlarında akrep bağlarına dönüşüyor. Sanki televizyon seyretmeye gidiyoruz ya. Ya kapat da bir sohbet edelim ya. Ben geldik de kapat da bir. He ne var ne yok ya İbrahim abi falan. Nasılsın, ne yapıyorsun? Gidiyorsun. Sanki maç seyretmeye gitmişiz. Dizi seyretmeye. Hoş geldin, hoş geldiniz. Ara reklam olunca, hey İbrahim abi ne haber, nasılsın? Sanki maç seyredeceğim.
La kardeşim kapat da bir şey bağımız olsun ya. Şimdi artık cep telefonu var abi. Öyle mi? Ben biraz bedevi olduğum için. Abi televizyonu kaldırdık falan dedi. Ben de ne kadar sevindim ya. Meğer her odada... Seyredilmiyor artık. Hasan abi pek telefon daha çok şu anda başladı. Kapıda girerken Wi-Fi şifresi falan soruluyor. Tamam kapıdan girince Wi-Fi. Wi-Fi şifresi soruluyor. Aynen abi. Selamünaleyküm'den önce sorular var. Ondan sonra da ama git bu milletin %7.8'i psikiyatrist böyle haplar içiyor. Herkes sosyal medyada beğeniyor. Şu anda Almanya'da resmi %17, gayri resmi doktorlar dedi %34 hap içiyormuş. 2025'te Alman milletinin yarısı psikolojik hap içeceklermiş. Bunu onların istatistiği. Bizim de %15'i aşacakmış. Peki çok tuhaf değil mi? Size söyleyeyim. Ben biraz işim olduğu için bu eğli devlet planlama şeyinde teşkilatta tanıdığım bir kardeş var. Dedim psikoloji hapları içenlerin bölgesel psikoloji sorunları tespit etme adına hastanelerin şeyi hangi yöre? Doğu'da en az olan Güneydoğu Anadolu'da sonra Karadeniz'de böyle. Buralarda geldikçe çok az İstanbul, Ankara ve Ege, bu Ege, İzmir gibi yerlerde çok şiddetli kırmızı gözüküyor. Yani en çok kullanılan yer. Yani din, aile hayatı bağlarının zayıf olduğu yerlerde daha çokmuş. Bir daha söylüyorum, din demiyor. Aile bağlarının zayıf olduğu yer. Mesela eskide şeyler vardı, köylerde. Babaneler vardı, dedeler vardı. Bunlara bilge insan diyorum, bilge. Giderdi gelin, kız, anne. O bilge babaannenin yanına otururdu. Yarım saat bir sohbet ederdi, şey terapi biterdi. Biraz da okuyorum, okumak istiyorum. Kaç dakika oldu? 59. Daha bir yer. Ders daha yapalım abi. Şimdi keseceğim mecbur. 59 oldu. Ne okuyacaktım biliyor musun? 509 sözlerden 509 sözlerden yani bu madde buraya gelip niye duruyor? Buraya niye duruyor? Bu uzadı da burada niye durdu? Saç uzuyor da bu niye uzamıyor? Parmak uzamıyor, tırnak niye uzuyor? Tırnağı bu da uysa, bu da ona kapılsa var ya oğlum ona takılma. Parmağım, tırnağım takılma, onun gibi yapma, gevezelik yapma, sen de uzama deyince sırık gibi niye olmuyor? Niye belirli yerde duruyor? Onu okuyacaktım. 509 ama 59 dakikam oldu. Daha bunu anlattık. Bir de ama çok harika. Nardan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, saftan, rayadan, kerimattan, esirden, hatta elektrikten, sahilete, seyyaleti latif eden, halk konulan cin, ruhaniyat, melek, şeytan yaratılıyormuş. Şerse ondan. Bu kadar yeter. Buna soracağım bir şey yok. Peki, bak sizin geldiniz. İnşallah değmiştir. Tamam abi bak, size değer veriyorum. Bir şey iltifat için demiyorum. Bu genç yaşta oradan beri uzak bir yerden gelmeniz, sizin gelmeniz normal. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه